Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollara. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayrettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Çemal'in çayları geldi. Ali Çemal'in çayı leziz, içmeyen keriz. Evet abiler. Ali Kemal abimin çayları gibi olmaz ama. Benim çayımda da tomurcuk, karanfil, bergamut, azıcık da kaçak çay mevcuttur. Ver lan vakkas, bir de senin çayını deneyelim bakalım. Ula hamsi kafalı, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum Ali Kemal abi. Sana yardım ediyorum. Şoförlere çay dağıtıyorum. Ula bu saf ayağını, bu yalanı Ali Kemal yer mi? Bak bakalım şu gözlere. Ula aklı sıra, sen benden iyi mis gibi çaylar yapıp beni turaktan attırmaya çalışıyorsun değil mi? Ula yedirir miyim ha bu durak? Ali Kefal hiç uğraşma. Vakkas senden daha iyi yapmış oğlum çayı. Sağ ol abi, afiyet olsun. Doktor! Civandam! Doktorum! Ulan yeni çocuk, senin belanın alev geliyor ha. Eyvah abi, ne yapacağım ben? Alev kim abiler? Alev mi? Alev bu yeni çocuğun aşkından alev alev yanan bir pavyon şarkıcısı. Ama bizimki yüz vermiyor ki. Kadın bunu da alev alev yaksın. Abi dalga geçmeyin ya, ben arazi olurum. Beni sorarsa yok değil. Nereye gidiyorsun lan? İyi akşamlar koçlar. İyi akşamlar Alev'im. Alev Hanım, gerçekten adınız gibi alev alev yakıyorsunuz. Yeni mi bu ayol? Ne tatlı şey böyle. Bana tatlı dedi. Bana tatlı dedi. Tatlı dedi. Doktorum nerede Sinan? Doktorun? Doktorun bugün durağa gelmedi Alev'im. İzinli, izinli. Demek izinli. Demek gelmedi. Doktor? Abu! Alev Hanım. Ne işin var senin orada bakayım? Taksinin anahtarı kayboldu, onu arıyordum. Abi nerede benim anahtar? Boşuna arama doktor. Anahtar burada. Hadi beni pavyona götür tatlım. Buyurun Alev Hanım. Ay Alev Hanım dedi, duydunuz mu? Ay ne centilmen bir erkek. Gel buraya gel. Oh. Hadi bakalım. Ağzı açık ayran budalası gibi ne bakarsın lan? Uy, ula yoksa sen Alev Hanım'a mı aşık oldun? He vallahi, aşık oldum.
Ay! Güven nereye ya? Seyit'im eve gidiyorum. Ya gel benim yolumun üstü, ben seni bırakırım. Seyit'im sen nasıl şön bir insansın ya. 10 numara bir insansın. Kardeşim. Ay canım. Gülü, bu da vay be. Adam ne güzel türkü söylüyor. Damarın dibi şen wunderbar. Toprağım sen anlamadın ya. Bu türküyü söyleyen benim, ben. Was? Nein. Vallahi mı Seyit burada? Vallahi diyem billah diyem tillah diyem ha. Bak inanmıyorsan kapatayım ben söyleyeyim. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürür sen öldür ya. Hay senin ağzın bal yesin Seyit birader. Demek aslında sen çok ünlü bir türkücü ha? Ya yok toprağım ya. Ünlü kim kaybetmiş, biz bulmuşuz ha. Bu demo. Bizim Sinan Ağam yok mu? İşte o benim menajerliğimi yapıyordu. Beraber kaset doldurduk. Bunları böyle kasetçi gezdik de bir halt olmadı. Yani kimse çıkartmaya yanaşmadı. Ben de böyle takside kendi kendime dinleyeyim. Anlayacağın elimizde kaldı. Ben söyleyeyim, ben dinleyeyim. Seyit brada, sen çok şanslı bir adam. Ki kaşına ben çıktı. Ben müzikten çok iyi anlar. Deutschland'da arabesk rap yaptı ben. Bana Güven CK derler. Ya esnaf mı değilsin toprağım ya? Ya az önceki türkünün ritmini yapabilir misin? Elimle mi? Evet. Ha yaparım. Yap, ben de sana söyleyeyim. Ha tamam. İşte geldi Güven CK. Basarım baba, satarım CK. Babam beni bilir hep derste, ama hayatım her daim ense. Konu kızlar olunca feste, dans etmek için çıkarım piste. Takılırım ben kafama göre, takılırım ben kafama göre. Nasıl? Ha, yani değişik yani toprağım ya. Güzel, iyi yani. Seyidim, senle türkü rap yapalım. Sen türkü oku, ben rap okuyayım. Düet yani. Ortalığı kırıp geçireceğiz ha? Esnaf mı değilsen toprağım ya? Ya Seyit'im ya! İmeçe'de tanıdık plak şirketim var. Ben hemen irtibata geçiyorum. Allah! Ya kapı çaldı ya. Dur ben bakayım. Geldim. Oo bak İzmir'den sevgili kaynanam gelmiş ya. Hoş geldiniz anneciğim babacığım. İstemez. Olur mu anneciğim, öpeyim ya. Anneciğim deme bana, anneciğim deme bana. O kelime sana yasak. Bütün paraları kumarda kaybettin. Girdiğin işte dikiş tutturamadın. Taksiciliğe geri döndün. Hala gelmiş karşımda konuşuyorsun. Sus. Ya anneciğim sen ne biçim konuşuyorsun benim Arif'imle ya? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve paramız olmasa da evliliğimiz çok güzel değil mi aşkım? Evet anneciğim ya. Anneciğim deme bana, anneciğim deme bana. Çık dışarı çık. Çık dışarı derken ne oluyor ya? Ay anne sen ne yapıyorsun ya? Baba sen de bir şey söylesene. Hayatım olmuyor ama. Siz karışmayın bu işe. Benim kumarbaza verecek kızım yok. Yarın ilk iş boşanma davası açıyoruz. Çık dışarı. Ya. Ya bir dakika. Anne. Ya. Ya babacığım bir şey söylesene. Baba. Ya bir dakika anneciğim, böyle olmaz ama. Bir dakika. Ya baba ya. Boşanmayacağım işte. Ay ben yerim seni. Ne tatlı şeysin sen ya. Ya Alev Hanım rica ediyorum yapmayın. Bakın dikkatim dağılıyor. Kaza yapacağız. Sensiz bir ömür sürmektense seninle ölmeye razıyım. Ay kitap gibi konuştum ayol. Aşk olsun doktor yani. Bir kere bile pavyona beni dinlemeye gelmedi. O tip yerler benim eğlence anlayışımla uyuşmuyor. Pavyon karısıyım diye hor görüyorsun beni değil mi? Sen koskoca doktor çıkacaksın. Bense basit bir pavyon kadını. Yakıştıramıyorsun beni kendine. Yanlış anladınız. Ben kimseyi hor görmem. Yani ama oralarda rahat edemiyorum. Onu söylemek istedim. Ay sen gel, ben seni her türlü rahat ettiririm. Böyle masaları donatırım. Yediririm, içiririm. 5 kuruşla para ödemezsin vallahi. Eksik olmayın ama ben almayayım. Aa, kontürüm bitmiş. Ay şu telefonunu versene doktor. Arayıp patrona geç kalacağımı söyleyeyim. Vallahi aramazsan vıdı vıdı söylenir. Ne yapıyorsun ya?
Benim telefonumdan kendini mi arıyorsun sen? Şimdi sana telefon numaranı ver, seni arada bir arayayım desem bana mırın kırın edeceksin. İyisi mi? Kendi işini kendin halledeceksin ana. Bak ekranda telefon numaran çıktı. Seni aşkım diye kaydedeceğim, kıymetini bil koçum. Ya benim numaramı ne yapacaksın sen? Zaten sakın beni arama, ben evliyim. Evliysen evlisin, ne olmuş yani? Hiç mi evli adam görmedik? Hem benim sevgili olduğum adamların arasında bir tane bekar yoktu ki, hepsi evli. Hem böyle daha heyecanlı oluyor. Her an karına yakalanma korkusu aşkı daha canlı tutuyor. Bak bu iş saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Bizim ilişkimiz müşteri taksici ilişkisinden öteye gidemez. Sakın boşu boşuna hayal kurma. Ay böyle nazlanmıyor mu? Daha bir tatlı oluyorsun doktor. Kaymaklı ekmek kadayıfı gibi oluyor. Yerim seni, yerim. Sabır. Ya ne hırsızı, ben hırsız falan değilim. Ne oldu annem? Ne hırsız anne, Allah'ını seversen, Sinan bu ya. Evet ya. Ne bileyim ben ya, karanlıkta sinsi sinsi içeri girdiğini görünce hırsız sandım. Tamam işte, hırsız falan değilim, görüyorsun daha hala niye vuruyorsun kaygana? Elim alışmış. Sinan o pis suratını gördü mü böyle kafana kafana vurasım geliyor içimden. Bana bak, senin ne işin var bu evde? Söyle bakayım. Ya kaygana bir dur, vurmadan bir konuş ya. Konuyu değiştirme, konuyu değiştirme. Rus karıların tezgahına geldin, onca parayı sahte altınlara yatırdın. Karının, çoluğunun, çocuğunun nafakasını batırdın. Çık git bu evden, çık git çabuk, çık git bu evden. Ya bir dakika ya, bir dakika. Benim ne kabahatim var? Benim kadınlarla, madınlarla hiçbir şeyle bir alakam yok. Kovulması gereken biri varsa bu Güven denilen sahtekardır. Eniştem, sana o zaman da dedim, o kadınların ipiyle kuyuya inmeyelim dedim. Dinletebildim mi, dinletemedim. Beni dinledin mi, dinlemedin. Dinletemedim. Ulan yalancı, benim ne alakam var? Senin alakan yok mu o kadınlarla? Niye yalan söylüyorsun? Eniştem, ablamın yanında söylemeyeyim diyordum ama bak zorla söyletiyorsun insana. Sen o kadınlarla fingir 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 deşmeseydin şimdi bu halde olmazdık. Demek sen elin kızlarıyla fingir 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 deştin ha Sinan? Benim alakam yok kadınlarla. Bu senin güve midir, güven midir? Ne olacak kardeşin? Kendini kurtarmak için yalan söylüyor Gülübük. Benim oğlum yalan söylemez. Kadınların tezgahına geldin, paraları kaptırdın. Vakas! Allah senin cezanı vermesin. Ulan sen de vuruyorsun babana, eşeğe bak. Babaya vurulur mu? Çek bir sahteke. Annem, ablam. Param bitti diye böyle yapıyorsunuz değil mi? Namkörler, namkörsünüz siz. Can Afacan Şakraban oğlum, beni içeri almak için mi açtın kapıyı sen? Annemi aldatan bütün aileyi aldatmış sayılır baba. Hadi sana iyi geceler. O ne demek lan? Can! Ulan bu nasıl bir evlat? Hain evlat! Ben ne yapacağım şimdi ya? En iyisi ben uyuyayım ya. Ben uleyim, uleyim. Nerelere gideyim ben? Uleyim, uleyim. Lan direk aşkım, sen zahmet etme. Ben hazırlarım kahvaltıyı, lütfen. Aile kocacığım, iyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim hayatım, iyiyim. Merak etme. Ya kocacığım ya, ben artık bu pelo takmanı istemiyorum. Çıkarıp atalım şunu. Ay böyle çok daha sevimlisin. Yerim ben seni, yerim, yerim. Öyle mi? Böyle daha mı sevimliyim? Ay Dilek. Vay be. Ya Dilek var ya, sen böyle konuşuyorsun ya, benim yüreğimin yağları eriyor ya. Günaydın Osman babacığım. Günaydın Safiye anneciğim. Ben de kahvaltıyı hazırlıyordum. Günaydın damadım. Aa Osman bak. Maşallah damadımız ne kadar güzel, ne kadar güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamış. Aslan damadım benim. Aferin çocuğum, aferin. İnsan hep Bülent karısına yardım etmeli. İş birliği yapacaksın. Bülent'dir yani, benim gibi aynı. Ya evet, aynı
senin yaptığın gibi değil mi Osman'ın? Yani bilir misiniz, Osman da benimle tam bir işbirliği içerisindedir. Ben yemekleri yaparım, hazırlarım. O hop mideye indirir, afiyetle yer. Ne kadar güzel espri yaptınız Safiye anneciğim. Hiç güleceğim yoktu. Buyurun babacığım. Size afiyet olsun. Benim üstüme sucuk kızartırken biraz koku sindi. Ben bir banyo yapayım. Aa hayatım. Lütfen ben hazırlarım. Ben hazırlarım banyoyu. Ay maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın damadımı. Osman bak bir de beğenmezsin. Benim kızçemi böyle el üstünde taşır. Bir ağız yetmem. Öyle zevzek zevzek şakalar yapar. Aa yok yok. Ben konuştum, bundan sonra şaka yapmayacağını söyledi. Söz verdi mi? Söz dedi. Evet. Şu mavi saç boyasını şampuanın içine karıştıralım. Dilek banyo yapıp saçları masmavi olunca baş iş bıçak. Evet, banyoyu hazırladım aşkım. Duşa girebilirsin. İşe geç kalmadın mı damat? Hadi bakalım yalla. Yalla yalla işe hadi. İlahi Osman babacığım ya. Sanki NASA'da çalışıyorum da 10 dakika sonra Mars'a gönderileceğim roketle. Ne olacak baba? Ben altı üstü bir taksi şoförüyüm. 10 dakika geç gitsem ne olur ki işe? Evet, altı üstü bir taksicisin. Benim gibi plaka sahibi bir taksi sahibisi değilsin. Ordinary bir şoförsün yani sıradan. Hadi bakalım yürü. Doğru işe. Hadi yalla. Ay damadım dur dur dur. Ben senin yanına yolluk vereyim de yolda giderken ye. Al canım benim al. Teşekkür ederim Safiye anneciğim. Size afiyet olsun. Şşt damat. Bak postunu unuttun. Yok baba artık kullanmıyorum onu. Dilek böyle daha çok seviyor. Öyle mi? Yok. Bunu ben taksam Safiye. Nasıl olur onu acaba, yakıştı mı? Ay. Yok, sana da hiç olmadı babacığım. İzninizle ben artık banyoya giriyorum. Bir dakika dur be. Ben de hemen gideceğim. Banyoya sırasını bana verir misin acaba? Veririm. İyi. Safiye, damadın gibi bana da kağıdın içinde böyle börek hazırla, yolluk. Tamam mı? Tamam, tamam. Kızlar hadi kahvaltı, hadi. Hadi, hadi. Koşun, koşun. Nereye gidiyorsun? Günaydın canım. Canım okula çok geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Ya dur biraz Emre, yüzünü göreyim ya. Okul kaçmıyor ya. Canım vallahi geç kaldım. Devamsızlığım da var zaten. Okulum uzar. Ben akşam erken çıkmaya çalışırım, olur mu? Konuşmamız lazım. Ya akşam konuşsak ha? Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Bıktım bu hayattan Emre. Varsa yoksa okulun işin. Gece ben yattıktan sonra geliyorsun. Sonra da bir hayalet gibi yatağın bir köşesinde sızıp kalıyorsun. Sabah kalkınca da çıkmış oluyorsun. Yüzüne hasret kaldım diyorum. Ya canım benim, mecburiyetten oluyor biliyorsun. Gece taksi nöbeti, sabah okul, ne yapayım ben de? Eğer yüzünü göremeyeceksen bu evliliğin ne anlamı var Emre? Ya seni evlenmeden önce daha çok görüyordum ben. Canım daha sonra konuşsak bunları ha? Hiç anlamıyorum ben. Yani seni göremiyor olman beni o kadar rahatsız ederken sen nasıl rahatsız olmuyorsun? Yoksa biri mi var? Ne diyorsun İpek sen ya? Ne saçmalıyorsun? Bana güvenmiyorsun öyle mi? Güvenmediğimden değil. Ama aklımdan bir tane şey geçiyor işte. Aa, Gülsüm Hanım inanamadım. Siz o bardakla Emre ile İpek'i mi dinliyorsunuz? Ne var, beğenemedin mi? Beğenemedim tabii. Bak. Bu bardakla çok daha iyi dinlersiniz. Su bardağı sesi çok daha net verir, çok daha temiz verir. Hatta duvar yokmuş gibi dinlersiniz. Wikileaks belgeleri de bu yoldan toplandı. Hayatım, sen geç bakayım şöyle. Mesaj geldi. Bankadandır ya. Sen değil yastıklara sarılıp uyudum, sensiz gecelerim bitsin istiyorum. Bu ne biçim banka mesajı Emre? Ne diye kavga ediyorlarmış, ben pek duyamadım. Bir telefon mesajı gelmiş. Bir kadından mı ne? İpek çok sinirli, kıyametleri koparıyor. Kim bu kadın Emre? Kim sen diye yastıklara sarılıp uyuyor? Bilmiyorum canım. Saçmalama, yanlış atmıştır herhalde. Yanlış mı değil mi öğrenirsin. Arıyorum numarayı. Ara.
koçum benim. Alo. Kimsin sen? Eyvah, doktorun manyak karısına yakalandık galiba. Konuşsana kızım. Ne istiyorsun kocamdan? Alo. Böyle sessiz kalarak kurtulacağını mı sandın? Elinde sonunda bulacağım seni, görürsün. Terbiyesize bak ya, kapattı bile telefonu. Doğru söyle Emre, kim bu kadın? Yemin ediyorum hayatımda kimse yok. Ya yanlış atmıştır, olamaz mı? Yanlış attıysa özür dilerdi. Kavga büyüyor, kavga büyüyor. Hadi şunlar birbirini yemeden gidip kavgayı durduralım. Koş, 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 koş. Ya bak doğru söyle, kim bu kadın? Ya vallahi bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun, ya nasıl bilmiyorsun? Gülsün, geç kaldık galiba. Sakin ol kızım. Yanlış gelmiştir o mesaj. Benim oğlum aldattığımı seni hiç. Ya siz meseleyi nereden biliyorsunuz ya? Bizi mi dinliyorsunuz? Çok ayıp olur vallahi. Öyle şey yapar mıyız biz? Daha aşağı mahalleden duyuruyor sesiniz kızım. Onun için koştuk geldik. Sinirlenme. Yanlış gelmiştir o mesaj. Emre öyle şeyler yapmaz efendim. Umarım yanlış gelmiştir. Yoksa bu ilişki burada biter Emre. Günaydın arkadaşlar. Günaydın ağam, hoş geldin. Oo. Otelimiz dolmuş gene ha. Çekil bakayım şöyle. Sinan Bey. Sinan Bey. Nuri Baba. Allah Allah. Allah Allah. Kasya Palas'a hoş geldiniz beyefendi. Gene kovuldunuz ha? Evet baba, kovuldum. Evladım. Bak sen evden çok burada kalıyorsun otel olarak. Yani senden otel parası alsam fazladan iki tane taksim olurdu be. Doğru diyorsun baba. Niye kovuldun gene? Niye? Baba şimdi benim paralar suyunu çekince benim kurduğum monarşi sistemi devrildi. Yerine demokrasi sistemine geçildi. Tabii benim krallık çökünce onlar da beni kovdular. Hem de öyle bir kovdular ki baba, yani öyle böyle bildiğin gibi değil. Yani ellerinden gelse buradan da kovacaklar baba. O yüzden ben de dedim ki bari ben durakta kalayım bundan sonra. Anlamadım. Ne saçmalıyorsun lan sen? Oğlum burası ekmek kapımız bizim, otel değil. Git bir otel bul kendine. Tabii. Ben düştüm ya, bir tekme desene. Boşuna dememişler düşenin dostu olmaz diye. Bu vakkas denilen adam nasıl kalıyor o zaman baba burada? Sen de beni kovarsan, kapının önüne koyarsan ben üleyim o zaman baba. Üleyim ben, üleyim ya. Ağam, müjdemi isterim. Ne müjdesi? Gazetim çıkıyor. Öyle mi? Hadi bakalım. Kasetin mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Niye çıkıyor? Kim çıkıyor? Kim çıkartıyor? Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Lan Adi Seyit, ben senin menajerin değil miyim lan? Sana güven yok mu kayınço? Güven? He işte o Almanya'da arabesk rap yapıyormuş. Bak sen Allah Allah. He hatta sahne adı da Güven CK'ymış. He işte biz Güven kardeşimle, toprağımla türkü rap yapacağız. Ya ne alakası var oğlum ya? Sen türkücüsün. Türkü rap'le ne alakan var senin? Ya babam ben de senin gibi düşüneyim de. Yani gençler sentez istiyorlarmış. Böyle yeni soundlar falan istiyorlarmış. O yüzden biz de böyle güzel güzel türkü rap yapacağız. İnşallah herkesler de beğenecek. Seyit aklını başına devşir oğlum. Akıllı ol lan. O Güven sahtekarın dolandırıcının tekidir. Seni de dolandırır. Güvene güvenenin güvendiği dağlara kar yağar. Akıllı ol oğlum. Ben Güven'e güveniyorum arkadaş. Tamam mı? Bir kere adam sanatçı, sanatçı ruhu var. Ondan zarar gelmez. Bak beni dolandırdı, beni bitirdi, seni de dolandırır, bitirir. Böyle don paça kalırsın, aklını başına o zaman gelir yani. Az gelir Osman Aga, az gelir. Safiye'ye kar yola da az gelir. Kaç, gel bakalım buraya. Buyur abi. Çay mı lazımdı? Çay var, meyve suyu var, tost var, kahve var. Hepsi var abi. Ya nein koçum nein. Bırak şimdi çayı, tostu, kahveyi. Başına talih kuşu kondu. Günlük 100 lira kazanmak ister misin? İsterim abi. Kim istemez? Bundeba. Sen akıllı bir adama benziyor. Seninle çok kral işler yapacağız. Seni patron yapacağım. Bu dükkan ne zamandır boş? Vallahi abi birkaç aydır boş. Kimsenin de tutacağı yok. Anahtarı bende. İstersen vereyim bir bak. Şön. Buraya masa sandalye bir şey ayarlayabilir miyiz? Burayı faal bir kasetçi dükkan yapacağız. Hallederiz abi. Aşağıda çarşının deposu var. İçi eşya dolu. Oradan ben bir şeyler ayarlarım, sen merak etme. Güzel. O zaman depodaki eşyaları getir buraya, kur. Güzel bir takım elbise çek.
Bu dükkanın korpadan patronusun artık. Patron mu? Patron ya. Hemen eşyaları getir. Temizliğini yap. Ben bir eleman getireceğim. Kaset yapmak istiyor. Sen de patronculuk oynayacaksın, tamam mı? Abi, bu işin sonunda benim başıma bir şey gelmez değil mi? Nine koçum, nine. Şaka yapacağız ya. Eleman benim arkadaşım. Sen benim dediklerimi yap, gerisine karışma. Tamam abi o zaman. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakayım koçum. Argyalılar Osman'a argyalılar Safiye'ye. Baba! Osman, bu ne hal? Ne oldu be öyle ortlak görmüş gibi mavi gözlerini böyle pörtlettin dışarı? Ay Osman, başına bir şey olmuş. Ne olmuş? Tövbe estağfurullah, başına bir şey olmuş Osman. Tabii canım, tabii. Bu yaşta olur. Aynı Sinan gibi buralarından saçlar dökülmeye başladı tabii ya. Yok öyle açılma gibi bir şey değil de. Ha, ne? Çok kötü bir şey. Ne gibi bir şey yani? Ay çok kötü. Bak babamın saçına bak. Saçı mavi olmuş. Mavi mi olmuş? Nasıl mavi olmuş? Bu nasıl oldu be Safiye? Şampuan yerine mavi saç boyası mı kullandım ben? Aa, tebe nereden bileyim Osman? Duşa giren sensin, mavi saçla çıkan sensin. Şirin ne gibi olmuşum Safiye? Şirin baba olmuşum ya. Kızlar çabuk banyoya gidin. O benim şampuanı alınca hadi çabuk. Hadi koşun. Ay yalnız şaka baka, bu mavi saç sana çok yakışmış. Sahibi sürüyorsun ya ha? Ay Dilek, ne dersin Gülbin'e gidip biz de saçımızı bu renk yaptıralım mı? Ha işte kullandığın şampuan buydu. Al bakalım. Ay! Aa, mavi pürtledi bu be. Osman, bu şampuan neden böyle mavi? Kesin bir şey kattılar onun içine Safiye. Bir de bunu bulduk baba. Nedir bu? Mavi saç boyası. Bu kesinlikle bu Hayri'nin işidir ha. Aa, size ne olsa kocamdan biliyorsunuz ya. Niye Hayri'nin işi olsun ki ya? Bu evde senin kocandan başka eşek şakası yapacak adam var mı ha? Lorke hanıma Lorke. Lorke hanıma Lorke. Alam! Bismillah! Arif abi sen nereden çıkıyorsun? Ulan ne yapayım? Gece evden kovuldum. Kaynanam evden attı. Geldim durağa. Sinan'la ikiniz sere serpe uyuyordunuz. Rahatsız etmeyeyim dedim. Takside uyudum be. Hayırdır inşallah? Bu ne Arif abi? Evden kovulan kovulana. Vallahi bu işin hayrı mayrı kalmadı bak gaz. Kumarda parayı kaybettim diye kaynanam beni karımdan boşayacak ya. Var mı böyle bir şey? Bittim ben oğlum, bittim ya. Hadi ya. Of. Bana bak bakkas. Ha? Benzin var mı lan? Var abi. Buyur abi. 97.90. Süper kalite. Benzin ne diyeceğim, hayırdır? Yok bir şey, görürüz. Çakmağın var mı? Var abi. Al. Taşını yeni değiştirdim. Çakar çakmaz yani. Ya ben anlamadım. Sen çakmağa benzin ne diyeceksin Arif abi? Acele etme ya. Görürüz. Allah Allah. Benzini niye kafandan aşağı dökün Arif abi? Yoksa benzin saça iyi mi geliyor? He, saça çok iyi geliyor. Kepeği önlüyormuş, dipleri de nemlendiriyormuş oğlum. Yani kafandan daha iyi saç çıkıyor öyle mi? Güzel yöntem ama biraz pahalı sanki. Benzinin fiyatı çok pahalı. Dizel olaydı iyiydi. Lan! Yakarım kendimi! Buraya kaynanamı, habercileri, kameraları, herkesi gönderin. Mermiden ayrılacağım ama ölürüm daha iyi, olsun yaşamam, yakarım lan! Ne yapıyorsun Arif abi? Anam geldi yakayım! Abi, Arif ne yapıyorsun lan? Ne bu kadar?
Oğlum ne yapıyorsun Arif? Arif! Arif'im tarifim. Ne yapıyorsun kardeşim? Kendine gel. Hele ne oluyor burada? Arif bırak o çakmağı. Ulan Arif'im tarifim. Akıllı ol. Aklını başında devşir. O benzinin kilosu kaç para biliyor musun sen ha? Oğlum yapma lan, yazıktır lan. Ya ağam çok enteresan bir adamsın yemin ediyorum ya. Allah Allah. Burada herif canıyla uğraşıyor. Sen benzin diyorsun ya. Öyle demeseydim ya. Bu memlekette en çok değer kazanan şey benzindir. Her saniye benzin değer kazanır. Kim bilir belki biz burada tartışırken benzine yine zam gelmiştir. Ya hala konuşuyor. Ya yapma toprağım Arif. Ya Arif abiciğim kel vazgeç yapma da. Gerek tut şunu. Anlamıyorum Arif. Niçin yakıyorsun kendini? Kaynanam. Kaynanam beni karımdan ayırmaya çalışıyor. Parayı kaybettim diye beni karımdan ayırıyor. Ben vermeden ayrılacağım. Aşksız yaşayacağım. Ölürüm daha iyi ya. Ula vallahi haklısın. Ben de senden yanayım. Aşksız yaşayacağına yak kendini gitsin. Yak. Ben de senin tarafındayım Arif abi. Aşk için yanmalı aşk. O zaman aşk. Ya saçmalamayın lan. Arif bakma sen bu salaklara ya. Bak bak oğlum. Eleni yengen kaynananla konuşur, ikna eder onu. Hah ve. Nuri babacığım ya kadın ikna olmazsa? Ya Nuh deyip peygamber demezse ne olacak? La oğlum senin derdin ne? Adam yaksın mı kendini yani? He? Bunu mu istiyorsun? Yaksın mı kendini? Kül mü olsun? Bak Arifciğim, ben senin kaynananla konuşacağım. Onu ikna edeceğim. Bu işten vazgeçireceğim. Anladın mı? Heh. Söz mü? Endaksi. Endaksi. Hadi söndür çakma. Tamam. Heh, aferin sana. Hadi gel. Hadi gel üstünü başını yıkayalım. Gel. Vakkas, al lan şu benzini. Guten Morgen eniştem. Guten Morgen Seyit'im. Guten Morgen mı? Ulan senin içinde olduğun bir sabahta Guten Morgen olur mu? Allah'ın güvesi. Ulan lanet olsun senin doğduğun. Vakkas, o benzini götürme. Getir de dökür. Şunun üzerine dökelim yakalım. Şakacı eniştem. Ben zaten seninle konuşmaya gelmedim eniştem. Seyit brother'ımla konuşmaya geldim. Seyit'im, kasetçiyle konuştum. Bugün bizi bekliyor. Öyle mi toprağım ya? Ay canım benim ya. Ne kadar güzel. Demek kasetçiyle konuştun. Bugün bizi bekliyor. Tabii Seyit'im. Şöhretin ışıklı merdivenleri bizi bekliyor Seyit'im. Lan Seyit sakın inanma oğlum buna. Bu adamı suya götürür susuz getirir. Ne demişler? Kılavuzu kargolanın burnundan kurtulmaz yani. Şakacı eniştem. Şön eniştem. Seyit'im hadi gidelim. Gidelim. Şöne kalktım. Bay bay. Hadi gidin. Gidin de görün. Göreceğinizi. Merhaba Safiye anneciğim. Merhaba Hayri damadım. Dilek aşkım. Neden şapkayı saçının bir tek telini göstermeyecek şekilde taktın ki? Niye saklıyorsun saçlarını? Hadi çıkar hayatım onu. Yok Hayri'cim ben böyle gayet iyiyim. Ama ben anlamadım ki neden şapkayı çıkarmıyorsun? Bir kere olsun o güzel saçlarını görmeme izin vermiyorsun. Yoksa bir şey mi oldu saçlarına? Aa neden canım ne olacak ki? Yoksa bir şey mi olması lazım idi damat? Yok anneciğim niye bir şey olsun ki? Ama sen yine de çıkar o şapkayı. Aa Dilek senin saçların mavi değil. Evet değil. Ama nasıl olur mavi olması lazımdı. Yoksa sen duş almadın mı? Aldım. Şampuan da kullandın. Kullandım. Madem kullandın neden mavi olmadı ki anlayamıyorum. Ben şaka olsun diye şampuanın içine mavi saç boyası koymuştum. Ya Hayri damadım biz sana ufacıcık bir ayrıntıyı anlatmayı unuttuk. Nasıl bir ayrıntıymış anneciğim? Dilek kızcığım duş aldı ama ondan önce de Osman baban duş aldı. Ne? Nasıl yani? Şimdi Osman babanın saçları... Evet Hayri damadım Osman babanın saçları masmavi. Bittin sen bittin. Bütün sevdiklerine helalleş. Kelime-i şehadet getir. Şimdiden Allah rahmet eylesin. Eyvah. Ay elim kırılaydı da o şakayı yapmasaydım. Ay Allah ne yapacağım ben şimdi? Ah Hayri ah Hayri ah Hayri. Hayri! Hayırsız Hayri! Neredesin hayırsız Hayri? Kayınbabana beh de Hayri. Nerede ha? Nerede Hayri? Osman hayırdır ne bu hal ya? Hakikaten Osman Aga ya. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Ne oldu? Savaş baltanı gömdüğün yerden çıkarmışsın. Hayırdır ne oldu ne dur? Nerede Hayri? Dur Osman babacığım. Hayri abicim durağa gelirken yolda müşteri almış oraya gitti. Ha.
Ailesini bu kadar kızdıracak ne yaptı oğlum? Hiçbir şey kaderdeki hiçbir şey. Ya Osman abi, bu arada bu şapkanı dışarıda kar mı yağıyor? Yani ayıptır söylemesi. Normal olarak sabahleyin banyomu yaptım yani amam oldum. Tabii saçlarım ıslanınca üşütmeyeyim diye bu papağa giydim yani. Hakikaten Osman aga ya, kafana tavşan konmuş gibi ha. Ver bakayım. Abu bu ne ya? Aynen saçlara bak. Ya Osman'cığım saçları maviye mi boyattın? Hakikaten ha. Havatar'a benzemişsin Osman aga. Bundan sonra sana yağlı Havatar Osman diyelim. Bundan sonra dalga geçelim. Oğlum dalga geçilmeyecek gibi değil ki. Hale bak ya, ne oldu ya? Nuri kardeşim sana teessüm ederim. Ben seni ciddi bir adam bilirdim. Bunlar ciddiyetsiz, cahil ve de zevzek yani. Bunlar dalga geçse neyse. Ne derdim ben? Ha, bu sabah normal banyomu, hamamımı yaparken çamponumun içine bu zevzek ve de ciddiyetsiz ve de şakacı ayrı mavi bunu koymuş. Ben de işte o şampuanla da yıkanınca bu malum renge dönüştü. O ayrı elime bir kesirsem abile dilik 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 doğru keseceğim abi yani. Osman aga bak, mavilim, mavişilim, mavilim, mavişilim. Peki, Güvenciğim hoş geldiniz, hoş geldiniz ya. Buyurun oturun bakayım şöyle. Abim sana bahsettiğim arkadaşım Seyit Brother'ım. Merhaba ağam. Hoş geldiniz. Cemil abim alemin en kral kasetçisi ya. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, hatta Pavarotti'yi keşfetmiş insan. Ya huyum kurusun, övülmekten hiç hoşlanmam. Kardeşim beni övme. Kötü bir huyumu söyle onu düzelteyim ya. Haksız mıyım kardeşim? Çok güzel söylediniz ağam gerçekten. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum, öpüyorum hatta başıma koyuyorum. Eurovizyona bile gidecek sanatçıları Cemil abim belirler. Bu sene Can Bonomo gitsin dedi, bak o gidiyor ya. Ya sağ olsunlar, sevdiklerimiz kıramıyor biraz beni. Madonna bile bu sene Türkiye'ye gelmeyecekti. Cemil abim pat bir telefon, hemen geliyorum Cemilcim dedi. Yo! Madonna çok sever Cemil abiyi ya. Sevdiklerimize nazımız geçiyor. Sağ olsunlar kıramıyorlar beni. Maşallah maşallah. Sezen arıyor. Bu bildiğimiz Sezen mi? Evet Seyit'im o. Ya kızım ya. Geçen gün gönderdiğin bestenin hali neydi öyle ya? Kusura bakma ama hiç beğenmedim he. Kapı ziline bile kullanmam ya. Ya kaç nota kullanmışsın? Bir, bilemedin iki. Yahu insan 20 tane, 30 tane şöyle notayı döker içine karıştırır ya. Malzemesi bol olsun. İnsan dinleyecek bunu ya. Tamam, hadi güzel bir şey yap bakayım. Ya kusura bakmayın, görüyorsunuz nelerle uğraşıyorum ya. Siz neye gelmiştiniz? Cemil abim senin fazla vaktini almayalım biz. Daha önce söylemiştim Seyit Brother'ımla türkü, rap albüm yapacağız da. He. Koçum hele bir la'dan bir gir bakayım. Bir gir de dinleyelim bakalım hadi. Çok güzel okudun yahu. Çok beğendim. Sana kaseti yapıyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah! Güven, güven kurban olayım sana be. Kaseti yapıyoruz. Oy maşallah kurban olayım ya. Yalnız kaset için 20 bin lira para koyacaksınız. Stüdyo çalışmaları, klip için filan. 20 bin lira mı? Vallahi billahi güvenin hatırı için. İnan başkası olsa 50 bin liradan aşağıya yapmıyorum abi. Yok yok 50 olması 20 iyi. İyi. Ya iyi diyorsun da biz bu parayı bulamayız Seyit'im. Gel yol yakınken bu kaset sevdasından vazgeçelim ha. Ya toprağım sen delirdin mi? Kurban olayım ya. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Kasetçiyi ikna ettik. Bu noktadan sonra dön
dönüşü yoktur. Ya iyi diyorsun da 20 bin çok para Seyit. Mantıklı ol, bulamayız. Bırak 20 bin, ben 20 lira bulamam. 20 kuruş o da belki. Banka kredisi çekeriz. Çekerim diyecektin galiba. Çünkü bankalar bana kredi vermiyor Seyit. Sebep? Benim küçük Almanya'da ya. Şimdi kalk buradan da Almanya'ya git. Banka kredi başvur. Aldısı, geldisi, gittisi çok uzun iş. İyisi mi sen kredi çek, sonra birlikte öderiz. Tabii güvene güveniyorsan. Ya toprağım ya, ben size güvenmeyeceğim de kime güveneceğim ya? Sen benim bu yeryüzündeki en güvendiğim insansın. Ay canım benim, hele gel bebeğim ya. Kurban olayım, gel, gel kurban olayım sana. Aferin Allah'a kurban olayım. Benimle ne konuşmak istediğinizi az çok tahmin ediyorum Eleni Hanım. Bence o güzel ağzınızı hiç yormayın. Kafamı koydum. Boşayacağım o kumarbaz parçasından kızımı. Tamam, kararlı olabilirsiniz de herhalde durakta olanları bilmiyorsunuz. Ne oldu ki durakta? Aa, sizin haberiniz yok mu? Arif üstüne benzin döküp kendini yakmaya kalkmış. Ne diyorsunuz ayol siz? Neyse ki vaktinde fark etmişler. Nuri Bey filan elinden çakmağı almış da kurtarmışlar çocukcağızı. Şov yapıyor o kumarbaz parçası. Aklı sıra beni kandıracak. Hiç öyle kendini falan yakmasın efendim. Benim o çulsuz kumarbaza verilecek kızım yok. Kale yapmayınız böyle. Gençler birbirlerini severek evlenmişler. Niçin sevenleri ayırıyorsunuz? Sevenleri ayıranın iki cihanda yakası bir araya gelmez imiş. Kuru kuruya aşk karın doyurmuyor Eleni Hanımcığım. Arif bütün paraları kumarda yedi bitirdi. Nasıl bakacak şimdi benim asil kızıma? Arif abi şoförlük yapın ya. Çok şükür el ekmek de tutayım. Daha ne olsun? Kızım bizim soyumuz saraydan geliyor. Biz asil aileyiz. Sizin gibi köylü değiliz. Cemiyette bir yerimiz, titrimiz var. Arif'in kazandığı paralar benim kızımın dişinin kovuğuna yetmez. Her şey para değildir. Parayı bulursunuz ama Arif gibi damadı zor bulursunuz. Vallahi ben son sözümü söyledim hanımlar. Boşuna ağızlarınızı yormayın. Hazır ortada çocuk da yokken bu işi bir an önce bitirmek lazım. Hadi bana müsaade. İyi günler. Asilmiş. Hiç asil görmesek inanacak. Babacımın asili. Kale hanımlar, bu evliliği kurtaracak bir fikir geldi benim aklıma. Ne fikri Eleni abla? Şimdi Merve'nin annesi hazır ortada çocuk yokken bu evliliği bitirmek lazım dedi ya. Ela dinleyin. Merhaba. Merhaba, yeni çocuk. Hoş geldin. Merhaba Nuriba. Hoş geldin Emre'cim. Gel otur şöyle daha. Emre, hoş geldin oğlum. Hayırdır? Ne var? Okulda bir terslik mi oldu? Okul iyi de Nuriba. Okul iyi de ne? İpek'le biraz limoniyiz. Sabah kavga ettik. Kavga mı yattınız? Olur mu öyle şeyler evlilikte be çocuğum be? Bu kavga var. Tuzu biber alır evlilik. Sabahleyin kavga edersin akşama. Osman abi, senin kafana ne oldu? Kafama mı? Kafamda ne var? Ne oluyor? Aa, şimdi mevzumuz kafa diyor. Sen niye karına kavga ettin bakalım? Osman, bak kadın kavga ederse korkma. Kavga ederek de olsa konuşarak bir problemi çözecek demektir. Ama kadın susarsa kork. Çünkü kafasında her şeyi bitirdiğine alamettir. Vay be, vay be. Ne konuştun Nuri Baba ya? Rahmetli Konfüçyüs gibi konuştun ha. Var ya, sen tamamen bütün kadınları şey yapmışsın, çözmüşsün yani baba. Abi iyi de İpek ayrılmanın lafını etti. Hayda, ne oluyor ya? Moda mı oldu oğlum bugünlerde ayrılan ayrılana? Başka kim ayrılıyor ki? Kaynanası Arif abiyle Merve ablayı ayırmak istiyor. Takmayın kafanıza be, takmayın. Safiye yengenize Süleyhan, Trakya'yı bile bir tarar, hepinize kız bulur, hepinizi şey ettirir yani, evlendirir. Saçmalama oğlum ya. Evlilik bu ya. Evlilikte mutluluk da vardır, güzel günler de vardır, kavgalar, gürültüler de vardır. Boş ver sen. Niye kavga ettiniz? Taksiden çok geç dönüyorum. Sabah da okula çok erken gidiyorum. Kız haklı. Birbirimizi görmüyoruz. Ya Emre'cim biraz daha sikin dişinizi daha. Sen doktor çıkınca artık bol bol yüzünüzü görürsünüz. Bir de Alev abuk subuk bir mesaj attı. İpek onu gördü, iyice delirdi. Alev mi? Lan yeni çocuk. Sen Alev'e telefon numaranı mı verdin?
Kardeşim siz nasıl çapkınlık yapıyorsunuz ya? Ben size böyle mi öğrettim çapkınlığı ya? Kadın kısmına telefon numarası verilir mi kardeşim? Ne çapkınlığı abi ya? Zaten ben vermedim numaramı, o zorla aldı. Keşke Alev Hanım'a benim telefon numaramı verseydin. Aşk mesajlarını benim telefonuma atsaydı. Oy, söylerken bile içim bir hoş oluyor. Hadi bırak şimdi zevzekliği. Git arabaları yıka hadi. Tamam Nuri Baba. Ya bunun da hiç dilinin ayarı yok ya. Zevzek zevzek konuş kedi. Ağza bak ağza. Bak bu da adamın başında patron kesildi ha. Ne oldu Parla? Niye çalları topluyorsun? Haberin yok mu senin? Hayır, şimdi geldim. Bana bak, yoksa işten mi çıkartıldın? Evet, işten çıkarıldık doğal olarak. Nasıl doğal olarak? Yani itiraz etmeyecek misin? Sadece beni değil İpek'cim. Herkes işten çıkardılar. Görmüyor musun? Herkes toplanıyor. Şaka mı bu? Nasıl herkesi işten çıkartırlar? Bunlar kendileri ne zannediyorlar? Grev yaparız. Gazete bize olmadan çıkmaz ki. Zaten artık gazete çıkmayacağı için işten çıkarıldık İpek'cim. Nasıl yani? Gazete kapandı. Ne diyorsun? Niye şaşırdın? Zaten kapanacağı konuşuluyordu. Sen de eşyalarını toplamaya başlasan iyi edersin. Ay aşkım, Eren'i pampişim bizi boşanmaktan kurtaracak bir planı var dedin. Koştum geldim normal olarak. Neymiş o plan? Şimdi Merve'ciğim, annen boşanmanızdan söz ederken... ...hazır çocukları yokken biz bunları boşayalım dedi. Bu ne demek sence? Yani bizi boşayacak demek değil mi Eren'i pampiş? Doğru anladım değil mi? Evet, doğru anlamışsın. Ama sizin çocuğunuz olsa... Annen sizi boşamaktan vazgeçecek. Aynı zamanda da bu demek bu değil mi? İyi de Elena Pampiş, bizim çocuğumuz yok ki normal olarak. İyi ama bunu sadece biz biliyoruz. Annem bilmiyor ki. Ya siz iyi misiniz ya? Ay neden Arif abi? Ya neden olacak Narinim? Ya diyorsunuz ki çocuğunuzun olmadığını bir tek biz biliyoruz. Ya çocuğumuzun olmadığını cümle alem biliyor. Ay durunuz Brekale, lafın sonunu dinleyiniz. Tamam, ortalıkta çocuk olmayabilir ama pekala sen hamile olabilirsin. Öyle değil mi? Buna ne dersiniz? Ha, şimdi anladım. Yani Merve annesine numaradan hamileyim diyecek, öyle mi? En de aksi. Ay siz süpersiniz pampişler ya. Ama ya sonra annem öğrenirse benim hamile olmadığımı? Annen hamile olduğunu duyunca yumuşayacak. E siz de o sırada eşek değilsiniz ya, çocuk yapma çalışmalarına başlarsınız artık. Ya vallahi güzel plan, şimdi tuttum yani. Eleni Hanım'ın planı. Eleni Hanım, siz de maşallah benim üç kağıtçı damadım Sinan'ı geçtiniz. Hele bunlar beyaz yalanlar. Maksat yuva kurtulsun. Endaksi. Endaksi. Cemil abim, istediğim parayı getirdik abim. Seyit Brodor'um bankadan kredi çekti. Ha, çektim getirdim. Buyur patron, büyük patron, kocaman patron. Sen öpüyoruz, başımıza koyuyoruz. Helal be koçum be. Sanatçı dediğin sanat için para harcamaktan korkmayacak. Bir sayayım ne demişler, yolda bile bulsan sayacaksın. Cemil abim, sonra sayarsın parayı, kayıt. Doğru, yalan söyleyecek değilsiniz ya. Hadi girelim de şu kayıt işini halledelim artık. Daha klip çekeceğiz ya, hadi ya, hadi, 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 hadi. Girelim, girelim. Gece Nuri Baba'nın kahvesini verdim, afiyet olsun derim babacığım. Evet, bu da kahveniz. Az şekerli yaptım. Niçin az şekerli yaparsın? Bilmez misin ben sade kahve içerim? Telefon. Alo, Ali Kemal'in şahsi kendine ait cep telefonu, buyurun. Ali Kemal, sakın benim aradığımı çaktırma. Ben Hayri, müşteri arıyormuş gibi konuş benimle. Tamam, ayıp ettin. Hiç çaktırır mıyım Hayri abi? Hayri ben arar. Ali Kemal, sana ben hayranlık duyduğumu söylemiş miydim hiç? Senin bu zekayla bu yaşına kadar gelebilmiş olman... Gerçekten takdir edilecek bir durum. Bana bak, Osman Baba durakta mı? Yok, Osman babacığım karşıya bir müşteri aldı. Gitti, akşam anca gelir. Oh, iyi iyi. Ben de o durakta diye uğrayamıyordum. Sabahtan beri sokaklarda dolaşıp duruyorum. Tamam, durağın önündeyim. Geliyorum hemen. Tamam, bekliyorum. Gel. Neredeymiş? Durağın önündeyim. Yazın. Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Nasılsın? Osman babacığım, mavi saç sana çok yakışmış babacığım.
vallahi de billahi de 10 yaş gençleşmişsin. Çok güzel olmuşsun. Delikanlı gibi olmuşsun baba. Bana anlatma. Buna anlat. Gel be. Dur be babacığım, kovma beni. Hayır baba. Osman. Değmez. Geçmiş günler kaldı geride. Acı acı bakma öyle yüzüme. Üzülmem katiyen dünü bugüne. Takılırım ben kafama göre. Su gelir güldüm güldüm. Gel de yar beni güldüm. Bir damlacık karım akmaz öldürürsen sen öldüm. Babam beni bilir hep derste. Ama hayatım her daim ense. Konu kızlar olunca face'te. Dans etmek için çıkarım piste. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz öldürürsen sen öldür. Merhaba arkadaşlar. Aa, hoş geldin canım. Gel. İpek merhaba kızım. Neredesin ya? Seni gören cennetlik oluyor. Hayrola? Niçin böyle suratına asık? Ay Osman abi, o saçların hali ne öyle? Yani beni bu halde bile güldürdün, Allah iyiliğini versin. Ama hayatına bayağı bir renk gelmiş. Evet geldi. Hem adam abi. Neyse sen onu bırak da. Niçin böyle suratından düşen bin parça? Gazete kapandı. Vay! Ne diyorsun canım, ciddi misin? Maalesef evet. Uy ya, çok üzüldüm ya. Bir dakika, bir dakika yani. Şimdi gazete tamamen mi kapandı? Evet tamamen kapandı Arif. Yapma ya. Ya ben kupon biriktiriyordum sizin gazeteden ya. Tencere takımı için. 8 kupon kalmıştı. Niye kapattınız gazeteyi ya? Ya Arif ne diyorsun oğlum sen ya? Koskoca gazete kapanmış. Yüzlerce insan işsiz kalmışsa hala tencere kuponu biriktiriyordum, ne olacak ki? Manyak mısın lan sen? Ya öyle deme Nuri baba. Düdüklü tencere takımı ya. Görüyor musun? Takımı bana vermemek için gazeteyi kapattılar. Sen buna bakma evladım, biliyorsun. Peki şimdi nerede çalışacaksın İpek? Bilmiyorum ki Ayrı abi. Yani ortalık işsiz gazeteci dolu zaten. Evladım gel bizimle çalış burada. Zaten bir bayan şoföre ihtiyacımız var. Evet canım. Sen beni görememekten şikayetçi değil miydin? Hem burada beraber çalışırız hem de birbirimizi görürüz. Ben bunu bir düşüneyim Nuri baba. Sen bunu ciddi olarak bir düşün ve bize haber ver. Seninle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyarız. İyi günler. Emre Bey bir çiçek getirmiştin. Bana değildir o çiçek ya. Yok canım, tabii ki değildir. 2 sokak ötede bir Emre daha var. Kesin onundur bu çiçekler. Hadi yala. Ama adres burası. Kavacık'ta buradan başka kasodura var mı ki? Getir o çiçekleri. Emre burada, ver. Baş iş bekleme gibi. Çam çam. Bir de kart varmış. Okuyalım bakalım. Kusura bakma doktor. Karanın okuyacağını hesaplayamadan mesaj attım. Özür dilerim. Hani mesaj atan kadını tanımıyordun? Hani yanlış numaraydı? Canım tanımıyorum. Bana yalan söyleme Emre. Ya bana bunu nasıl yaparsın ya? Daha cicim aylarımız bitmeden başladın. Ben nasıl bir adamla evlenmişim? Aşkım gerçekten sandığın gibi değil. Yani yemin ederim kimseyle ilişkim yok. Delinin biri bana sardı. O delinin birinin adı neymiş peki? Tanımıyorum canım. Ya işte böyle gizli hayran, platonik takılıyor. Emre bana yalan söyleme. Yok platonik, yok gizli hayran. Ne yapacağım ya? Evleneyim oğlum. Sıvadın oğlum vallahi. Çocuklar, bu Alev denen kadınla konuşalım, işin sonu kötü bitecek. Bir an evvel son verelim yoksa bunların yuvaları dağılacak ha. Bu vazifeyi ben alabilirim üstüme yani. Görüşme. Ah yavrum, iyi ki kalkıp gelmiş, olaya el koymuşum. Bak, sonunda senin de yüzün gülmeye başladı. Anneciğim, sizin de yüzünüz gülecek. Size çok güzel bir sürprizim var normal olarak. Boşanma haberini vereceksin değil mi? Yoksa açtın mı davayı? Ne zaman boşanıyorsunuz yavrucuğum? Hayır anneciğim, boşanma falan yok. Ama çok daha güzel bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hamileyim! Ne? Hamile misin kızım? Evet babacığım, hamileyim. Anne, sen neden bir şey söylemiyorsun? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bayılır. Acım galiba. Babacığım, ben de kolaya gittim, kolaya. Canım oğlum. Gülüm. Canım kardeşim. Vay be, çok yakışıklı çıkmışım. Ay
vakkas. Kardeşim kapat şu ışıkları. Ben böyle aydınlıkta uyuyamam, karanlıkta yatacağım. Hadi iyi geceler. Ya Sinan abi sen ne ettin ki sen ya? Geldin yerime yerleştin. Üstüne üstelik diş macunumu, resimlerini, dantellerini de getireceksin. Ya kendin niye çevirdin ortalığı? Ulan vakkas, ne diyorsun sen lan? Dün dağdan geldin, bugün bağdakini mi koyuyorsun? Oğlum ben 20 yıldır bu durakta yatarım. Ne zaman kaygana beni kovar, ben gelir bu durakta yatarım. Burası benim evim lan. Hadi git sen başka yerde yat. Ya iyi de Sinan abi, ben nerede uyuyacağım? Sen nerede yatacaksın? Sandalyeleri birleştir, onun üzerinde yat vakkas. Vasistas. Hadi yallah. Alo, Nuri baba. Kusura bakma, sizi bu saatte rahatsız ettim ama. Vakas, ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Nuri baba? Hayda, ne oldu evladım? Sinan abim gene durakta uyuyor. Beni de kovdu. Git baklarda uyu dedi. Hatta Nuri babayla konuşup seni de işten attıracağım diye. Ya daha türlü türlü hakaretler ediyor ama... benim bunu size söylemeye terbiyem el vermiyor Nuri baba. Sen ver bakayım o serseriyi bana. Tamam Nuri baba. Bir saniye. Sinan abi, Sinan abi. Nuri baba arıyor. Çok önemli bir şey konuşacakmış. Nuri baba mı? Ulan gecenin bu saatinde ne konuşacakmışım? Ver bakayım. Efendim Nuri baba? Ne yapıyorsun oğlum sen o çocuğa? Niye ağlatıyorsun? Ağlatmak. Ne ağlamasın Nuri baba ya? Bu böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyor karşımda. 32 dişini birden görüyorum vallahi. Bana bak, numara yapma. Git parklarda uyu demişsin. Duraktan attıracağım seni demişim ben. Kim demiş? Ben mi demiş? Yalan söylüyor. Kuru iftira baba, vallahi inanma. Namkör bu herif ya. Gücün garibana mı yetiyor? Ben sana demedim mi durakta uyumayacak diye? Bana bak, şimdi hazırlanıp durağa geliyorum. Geldiğimde seni orada görürsem külahları değişiriz. Git bir otele yat hadi. Hadi. Tamam baba ya, ne bağırıyorsun, ne kızıyorsun ya? Senin durağına kalmadım ya. Ben de bir delikanlıyım, benim de bir gururum var. Ben gider başka yerde yatarım baba. Ulan adi herif, sen mi ispiyonladın Nuri babaya? Ben nerede yatacağım şimdi ya? İstiysen sandalyelerin üzerinde yatabilirsin Sinan abi. Yine kovuldum ya, her yerden kovuluyorum ben ya. Ben ne yapacağım ya? Ben öleyim daha iyi. Ben öleyim o zaman, öleyim ya. Malı getirdin mi? Getirdim. Para. Para yanımda. Konuştuğumuz gibi. Karısı polis! Polis! Silahınızı atıp teslim olun. Boş musun aga? Boşum abi. Hayırdır, gece sporuna mı çıktın böyle koşuyorsun? Sağlıklı yaşam, kanter içinde kalmışsın. Ver abi bagaj. Bırak, vermem. Ya ver, olmaz öyle şey. Sen git, ben bunu bagaja koyayım ya. Allah Allah. Face'de dans etmek için çıkarım piste. Su gelir güldür güldür, gel diyor beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürsen sen öldür. Ya toprağım, hele gel bebeğim ya. Bravo, bravo. Harika bir klip oldu. Ellerinize sağlık. Schön, wunderbar. Hemen bunun post production yapalım. Sonra da tüm müzik kanallarına dağıtalım. Ay, şimdi yani yarın meşhur oluyoruz. Ne sandın Seyit'im? Elbette ya. Bana bak, yarın hemen fotoğrafçıya gidip şipşak fotoğraf çektirelim. Hayranlarımız bizden imzalı fotoğraf istediğinde vermemezlik olmaz Seyit'im. Ha, doğru söylüyorsun, haklısın ya.
Ama ondan önce benim telefonumla bir resim çekin elime. Hem hatıra olur, hem hayranlar falan isterse bunu bastırıp bunu imzalatırım ha. Patron, gel şöyle sen ortaya geç ya. Canım patron, büyük patron. Yönetmenim Siyah Ahmet, bizi bir çeker misiniz? Eğer seyirci bu klibi beğenirse hemen kaset çalışmalarına başlıyoruz ona göre. Çok güzel olur vallahi ya. Şey ya, müsaadenizle ben gideyim giyineyim. Çünkü Zero beni bu kıyafetlerle görürse vallahi beni köye kadar kovalar, kovalar. Neyse, müsaadenizle bir telefonu alayım. Sağ olun. Uçtan bakalım Seyit'ten aldığın paralar aslan parçası. Bana bak, paraları harcamadın değil mi? Allah aşkına abi, olur mu hiç öyle şey? Al, hepsi burada. Benim hakkım ne olacak abi? Tamam, tamam, al. Bu sana söz verdiğim 200, bu da rolünü ekstradan iyi yaptın diye artı prim. Eyvallah abiciğim. Şş. Hemen dükkan boşaltıyorsun, ondan sonra birkaç gün ortalıktan kayboluyorsun. Çay ocağına falan da uğrama, anlaştık mı, tamam mı? Tamam abicim, sen hiç merak etme. Hadi kaybol, hadi. Kol makas etçi. Abi, ulan bu çantaların ikisi de aynı. Aynı benim çanta. Hangisi hangisi? Hadi aga ver şu çantayı. Tamam kardeşim getiriyorum çantayı. Şu da herhalde ya. Buyur kardeşim. İyi geceler aga. İyi geceler. Saat de geç oldu ya. Kalacak yerim de yok. Ben de gideyim kendime bir ucuz otel bulayım. Orada kalayım bari ne yapayım. Tırın. Tırın. Oh be, sonunda senin ağından kurtuldum. Artık deliksiz bu uykuyu hak ettin Vakkas. Vay, vay, vay Vakkas kardeşime bak, Arif abisini düşünmüş yatak açmış be. Kralsın oğlum, ver bakayım yastığı. Vermem, vallahi vermem. Ya Sinan ağından kurtuldum, şimdi sen mi çıktın başıma Arif ağa? Ya Vakkas, birazcık mantıklı ol ya. Dün akşam geldim, burada yatıyordunuz, hiç dokunmadım. Gittim takside yattım, belim tutuldu ya. Şimdi ben bu gece yine takside yatarsam, vallahi beni kadavra olarak kullanırsınız yarın yani. Vay, vermeyeyim, vermeyeyim. Ya Vakkas. Vermeyeyim. Ya Vakkas, vermeyeyim. Ya. İyi akşamlar pampişler. Allah Allah. Bu saatte şimdi ne oldu da geldiniz ya? Taksi mi lazımdı kaynana? Hayır aşkı Tom, seni evimize götürmeye geldik normal olarak. Yok, çok sağ olun. Ben istenmediğim yerde kalmam. Kusura bakmayın yani. Benim evim burası yani. Ben burada yatacağım. Bak kaçsın, ışıkları bir söndürsene ben. Ya anne sen de bir şeyler söylesene Arif pampişime normal olarak ya. Evladım, ben Merve'nin hamile olduğunu bilmiyordum. Yoksa ayırır mıyım sizi? Ben hatalıyım. Özür diliyorum. Hadi evine dön artık. Allah ciddi misin kaynana ya? Evet aşkım gerçekten. Hadi evimize gidelim normal olarak. İyi tamam. Hadi evimize gidelim o zaman hayatım. Hadi bak kaç. Sen de burada yat. İyi geceler. Canım benim. Oda burası abi. Yatarken ışığı açık bırakma. Fatura çok geliyor. Kardeşim bu nasıl bir oda ya? Ben tek kişilik oda kiraladım. Ortalıkta hamam böcekleri, kakalaklar fink atıyor. Madem onlar da bu odada kalıyorlar, onlar da paraya ortak olsunlar bari ya. Kusura bakma abi, 15 liraya da kral dairesinde kalacak değilsin herhalde. Ukala dümbeleğine bak ya. Bana laf yetiştiriyor. Bu nasıl bir oda ya? Hayvan bağlasan kalmaz bu odada ya. Ulan kaynağı. Abi ulan yatakta. Yatak da kırıldı hay Allah. Bu nasıl bir oda ya? Ben ne yapacağım burada? Bari giyineyim de yatayım. Abi, abi bu ne ya? Çantanın içi para mı bu? Ulan bu çantaların ikisi de aynı. Aynı benim çanta. Hangisi aynı? Çantalar karıştı. Zengin oldum. Zengin oldum. Abi zengin oldum. Ulan bu kadar bilmeli. Tabii ki kral dairesinde kalacağım. Zengin oldum, zengin oldum. Evet Nur babacığım, benim kahvem buyur, afiyet olsun. Ali Kemal abimin kahvesinin yerini tutmasa da benimki hem bol köpüklü hem aromalı. Tam ağzına layık.
Makas, eline sağlık oğlum. Ali Kemal, bu kahveyi al sen iç evladım. Ya Nur babacığım, sağ yemin ediyorum ki ha bu Vakkas denen adam resmen beni işten attırmak için her türlü oyunu deniydi. Sen bu dış mihrakların oyununa gelme. Ali Kemal, rekabet iyidir. Hadi bakalım çıkın dışarı, birer araba yıkayın, gelip kontrol edeceğim hanginiz daha iyi yıkadınız. Bla. Pardon. Saygılar babacığım. Şşt, dur. Evet. Ne oluyor lan burada? Tren 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 tren. İyi günler Akasya Durağı ve onun zavallı, fakir ve aç şoför kardeşleri. İyi günler Nuricik. İyi günler Hayricik. Sinan abi, bu ne şıklık. Harika olmuşsun. Karizma on numara be abi. Eyvallah koçum. Sinan hayırdır? Sayısalda para mı çıktı oğlum gene? Ona benzer bir şey be Nuricik. Arkadaşlar, dünyanın en güzel manzarasını görmek ister misiniz? Burada ne var? Sinan, nereden çıktı bu paralar ya? Üzümlüye bağını sorma Nuricik. Ama dün param yok diye beni duraktan kovuyordun. Bakıyorum bugün param var diye bana oldukça kibar davranıyorsun. Hayırdır, ne iş Nuricik? Ana, terese bak! Ulan serseri! Sen Karun kadar mal sahibi olsan, senin gibi bir karakter size gene de yüz vermem. Defol! Sinan abi, kurbanım olam sen bu gece durakta yat. Ben sandalyenin üzerinde de yatarım. Hatta horlarsam dışarıda da yatarım. Yeter ki durakta yat. Evet! Pardon, ben buraya anahtarı vermeye gelmiştim Nuricik. İşi bırakıyorum da canım içi. Vakkas çık. Bana şöyle güzel bir kahvecik yap bakalım çık. Hemen sen abi. Ben taksiyi yıkayayım. Allah aşkına bir dur ya. Ye kızım ye. Ay anneciğim nereden çıktı bu turşu işi ya? Sabahtan beri bana turşu yediriyorsun normal olarak. İçim dışım turşu oldu. Öteden beri hep bir kız sorunum olsun istemiştim. Böyle senin küçüklüğün gibi mini mini şirin bir kız çocuğu. Turşu ye de kız doğru, seveyim onu. Ay inşallah babasına benzemez. Allah Allah, ben çirkin miyim kaynana? Ne biçim konuşuyorsun? Alınıyorum bak ha. Kızım bak, gittim baklava aldım sana. Aç bakayım ağzını, aç aç. Merve tatlı sevmez, turşu yiyecek o. Aa, olur mu? Baklava sevilmez mi? Ya kızım, tatlıya ki erkek torun doğur. Hayır efendim, ekşi yiyip kız doğuracak. Ya rüyanda görürsün sen kızı. Ben erkek torun istiyorum erkek. Ye tatlıyı, doğur atlıyı. Hadi kızım. Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi. Ye kızım ye. Hadi, ye kızım Allah ye. Allah aşkına, bir rüyan tatlısı ekşisi. Bir durun Allah aşkına ya, öldüreceksiniz karımı be. Ver. Tatlı da hemen. Ya Ali Kemal. Oğlum sabahtan beri Seyit'ten haber yok ya. Evine telefon ettim cevap vermedi. Bir fırla git bak bakalım ne oldu. Tamamdır babacığım ben gidip geliyorum. Vay. Günaydın koçlar. Günaydın anam. Doktor geldi senin baş belan. Allah Alev Hanım hoş geldiniz. Buyurun oturmaz mısınız? Çay kahve falan içseydiniz. Almayayım canım sağ ol. Doktor civanım, hadi beni bir çarşıya kadar at yakışıklı. Bakın size son derece saygılı davranıyorum ama bu işin tadı kaçtı. Yani böyle mesaj atmak, çiçek falan nedir ya? Anlamıyorsun sen galiba. Aşığım diyorum, yanıyorum, yanıyorum. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Alev, kızım, evladım. Ya bu çocuk evli. Karısı gönderdiğin mesajı görmüş. Yani ne istiyorsun? Yuvalarını yıkmak mı istiyorsun bunların? Amca, sen beni anlamıyorsun galiba. Ben bu doktora aşığım diyorum. Aşık. Yemişim karısını. Kim bana lolo yapabilir? Çiçek de yollarım, mesaj da atarım. Ya Alev şaka yapıyor, şakacıktan. Demek o mesajları atan şırfıntı sensin ha? Senin saçını başını yolladın. Bek yapma. Ya niye yoluyorsun güzelim kadının saçlarını? Ayıp değil mi? Siz karışmayın. Çekil. Benim
kocama yan gözle bakan kadının gözlerini oyarım. Bu. O carcar konuşan dilini koparım. Dağda kimsenin kocasına musallat olamaz. Bu. Bir daha seni kocamın yanında göreyim. Seni bu sefer boğarım. Bu. Defol! Defol git buradan! Defol! Manyak ayol! Kadın manyak! Nuri Baba, dünkü teklifin hala geçerli mi? Hala beni bu durakta istiyor musun? İstemez olur muyum kızım? Hele bunları gördükten sonra. Tamam dur. Buyurun. Buyurun anahtarınızı. Taksiniz bekliyor. Canta. Emre. Bak gözüm üstünde. Bir daha böyle şeyler görürsen bu sefer seni döverim. Seyit, klip yayınlanacak değildi. Niye yayınlanmadı? Bilmiyorum ki Zeynep. Yani Güven yayınlanacak dedi. Oturduk bekliyoruz. Ne bileyim klibin montajı falan belki hani yetişmemiştir. Öyle bir şey olabilir sanırsam inşallah yani. Olabilir. Kapı çalıyor. Ya Seyit abiciğim ne diyorsun ya? Telefonla arayıp kapalı ulaşılamıyor. Nuri Baba şimdi merak etti. Bir git evine bak bakalım dedi. Kusura bakma Ali Kemal ya. Şarjım bitmiş de. Biz de Güven'le yeni yaptığımız klibin yayın saatini bekledik Zeynep'le. Değil mi Zeynep? Ha. Oo Seyit abiciğim demek ki sonunda meşhur oluyorsun değil mi? Hadi hayırlı olsun. Sağ olasın. Yani böyle çok değişik bir çalışma oldu. Böyle nasıl söyleyeyim böyle Türkiye'nin rapi... böyle karman çorman şey çorba ya yok şey neydi kız? Santaz. Santaz yapıyoruz. İnşallah herkes beğenir ya değil mi? İnşallah Seyit. Mahvolduk. Das ist scheiße. Bittik biz. Lan ne oldu oğlum ya? İçim yanıyor Seyit. İç yanıyor bende bir su var. Tamam. Su getir. Heyecanlandı bizim oğlan. Şahize. Ya toprağım sen bir sakin ol sen bir rahat ol ya Allah Allah kurban olayım ya. Ne oldu klibin yayın saati mi değişti? Olsun. Kaset falan geciktiyse canını sıkma. Ben bu zamana kadar şöhret olmak için beklemişim. 2 saat daha bekleyeceğim çok mu canım? Ay canım benim seni yer öperim ben. Sen rahat ya bak. Bravo Seyit abicim ya ağzın bal yesin. Ne güzel söyledin öyle. Şöhret dediğin geç olsun ama küç olmasın. Aynen öyle. Keşke sadece yayın saat değişseydi Seyit. Sağ ol yengem. Afiyet olsun. Ama her şey birden komple değişti. Namussuz kasetçi dükkan kapatmış, boşaltmış, kaçmış, gitmiş. Gitti paralar. Abo! Sen benimle dalga geçiyorsun ha. Sen benimle eğlenirsin. La oğlum herif koskoca Madonna ile muhatap olan adam. Ne yapsın bizim 20 bin lirayı? Zaten paralarla oynuyor. Yapmaz öyle şey. Yapmamıştır öyle şey. Ha? Yapmış işte Seyit. Gittim baktım dükkan bomboş. Oradaki esnafa sordu ben. Adamın dünya kadar borcu varmış. Uçan kuşa borçluymuş. Dükkanı boşaltmış kaçmış ya. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Ben bankadan 20 bin lira kredi çektiydim. Ne yapacağım şimdi? Mahvolduk Seyit. Senin sadece paralar gitti Seyit. Benim her şey gitti. Ya sanat gitti. Geleceğim gitti. Bestekarlığım gitti. Her şeyim gitti Seyit. İnsanlara güvenim gitti. İntihar edecek ben. Ya bir dur kardeşim ya. Ne intihar etmesi? Bir dur bakalım daha. Ne yapacak Seyit? Ne yapacağızı var mı Zeynep? Biz alnımızın teriyle gidip kredi çekiyoruz. Herifin eline sayıyoruz. O bize dolandırıcılık yapıyor. Kasetçiler çarşısına gidip paramızı geri alacağız. Yürü Ali Kemal. Dur Seyit. Ben oradan geliyorum zaten. Adam dükkanı kapatmış, kaçmış, gitmiş. Bomboş dükkan. Olsun. Yine de bir bakarız. Yürü. Vay be kere Seyit. Sayende 20 bin kaymayı doğrulttum 2 günde. Vay be!
Demek Elena Hanım'ın planı tuttu ha. Evliliğiniz kurtuldu. Tebrik ediyorum kardeşim, Arif'im tarifim ya. Yahu tutmasına tuttu da bu sefer de benim hanım yemekten çatlayacak ya. Niye lan? Ya abicim, anası kız çocuk olsun diye basıyor turşuyu. Babası da yok efendim erkek olacak diye veriyor tatlıyı. Ya kızcağız yemek yemekten çatladı ya. İyidir. Yesin yesin de azıcık kilo alsın. Sinan abi, kayfeni beğendin mi? Vallahi beğendim bakkasçığım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Ben de gideyim de artık zengin hayatın, lüküs hayatın tadını çıkartayım ya. Sinan! Abi, kaygana! Abi, Gülübik, Can Afacan Şakraban, Sercan, yer cücesi. Sen nereden çıktın lan? Hayırdır ya böyle akın halinde geldiniz? Kaygana, sende ne burun varmış ya? Paranın kokusunu aldın, kilometrelerce uzaktan geldin öyle mi? Tebrik ediyorum yani. Para? Ne parası? Para mı var sende? Anne bari yalan söyleme. Ali Kemal arayıp söyledi ya. Ali Kemal, vay namussuz vay. Kaygana, sen böyle manzaraları görmeye bayılırsın. Bak sana ne göstereceğim. Abu! Kıymetlimiz. Adamın parası yokken aklınız neredeydi Şanzümet Hanım teyze? Adam parayı bulunca hemen yazılığa başladınız. Ayıp. Sen karışma. Sinan nereden çıktı bu paralar? Nereden çıktı? Şeyden çıktı. Neyden? Hani bana böyle sahte altın satan Rus kadın vardı ya Tatyana. Polis onu yakalamış, o da her şeyi itiraf etmiş. Demiş ki biz Sinan abiye sahtekarlık yaptık, onu dolandırdık. O yüzden demiş bu para helal para değildir, haram paradır. Buyurun Sinan abinin paralarını veriyoruz demiş. Ay yaşasın. Yani helal para öyle mi? Helal. Helal olsun sana. Canım damadım, bu hikayenin gerisini evde bize yemekte anlatmak ister misin? Hadi gidelim. Öyle mi? Ağza bak ağza. Hadi babacığım ya, gidelim. Hadi gidelim. Senin amca, istersen ben taşıyayım ben, sen yorulma. Hadi lan orada, yer cücesi, ben taşıyayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Al bakalım vakkas. Arif'im tarifim. Al lan, Merve'ye tatlı alırsın. Hadi bakalım. Hoş geldin baba. Rusya seyahati nasıl geçti baba? İyi. Vladimir'le anlaştık. Bundan sonra Rusya bağlantımız Vladimir olacak. Bu arada dün geceki teslimat polis basmış öyle mi? Büyük çatışma çıktı. Ama ben parayı kurtardım baba. Kurtardın mı? Evet baba. Aferin. Bütün param burada baba. Hangi ülkenin para birimi oğlum bu? Ben pek çıkartamadım da. Nereden çıktı bunlar ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nerede paralar? Bir yanlışlık olmuş baba. Vallahi paralar çantadaydı ya. Nereden çıktı bu kirli çamaşırlar anlamadım. Burada bazı resimler var baba. Kim oğlum bunlar? Dün geceki taksici bu baba. Çatışmadan kaçarken bunun taksisine bindim. Hangi ara boşalttı çantayı anlamadım. Hangi durağın taksisiydi hatırlıyor musun? Taksinin üstünde Akasya taksi yazıyordu baba. Ne yapın edin bulun o taksiciyi. Tamamdır baba. Ya Seyit abiciğim, tüken gerçekten de bomboşmuş ya. Sen yanmışsın ya. Giden paranın arkasından bir bardak soğuk su iç. Ben ne halt edeceğim ya? Sinan ağam demişti bir ya. Bu güvenin ipiyle kuyuya inilmez demişti. 20 bin lira kredi çektim. Ben şimdi nasıl ödeyeceğim? Yaktın beni güven. Ya Seyit abiciğim, güvenin ne suçu var da? Adam yanımıza gayet mutsuz ve hüzünlü gelmedi mi? Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah abi. Buradaki kasetçi nerede? Ne kasetçisi abi? Aylardır boş burası ya. Nasıl boş ya? Boş diyor ya. Kardeşim burada Cemil abi vardı. Büyük kasetçi. Büyük. Madonna'nın falan arkadaşı. Onu tanıyor. Onlarla falan çalışıyor. Bize rap türkü kaseti yapacaktı. Paramızı aldı, kaçtı, dolandırdı bizi. Sizin yanlışınız var birader. Bu dükkan boş. Müşteri çıkmıyor. Belli ki biri sizi dolandırmış. Ya kardeşim kurban olayım. Sen de göya burada çalışıyorsun ha. Hiç kimseyi tanımıyorsun. Bak dün fotoğraf çektirmiştik. Ha burada bak ortada Cemil abi. Büyük kasetçi. Cemil abi bak. Bakayım tanıyacak mısın? Ne kasetçisi abi? Çarşının çaycısı Cemil bizim bu ya. Ne? Çaycı mı? Emin misin? Vallahi çaycımız bizim.
Her günkü konuştuğum adam bilmiyor muyum sanki ya? Çayhane nerede? Kapalı, bugün işe gelmedi Cemil. Seyit abicim, aradığımız adamı bulduk gibi. Dur bakalım. Peki kardeşim, bu Cemil'in evinin adresi var mıdır sende? Bizim mahallede oturuyor. Söyleyeyim yazın adresini. Tamam. Aha. Söyle. Kim o? Sucu abicim, su istemişsin de. Ben su filan istemedim ya. Yanlış geldin herhalde sen. Su filan da getirmemişsin. Aa, gördün mü? Su getirmeyi unutmuşum. Vay! Eşeği suya yolladık canım. Eşek sudan gelinceye kadar da seni biraz hırpalayacağız. Hırpalayacağız. Abi sen benim evi nereden buldun ya? Ulu oğlum, sen beni niye dolandırıyorsun ya? Sen beni niye dolandırıyorsun? Benim paramı alıp niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ya hadi Seyit abicim, neyse. Gariban güvenden ne istedin? Tek umudu buydu bu. Oğlum ben çalışır dedinir, o parayı yine öderim de. Oğlum o heriften ne istedin? O güvenilir adam güvenden ne istedin ya? O garibandan ne istedin? Ya abicim, siz dalga mı geçiyorsunuz? Güven mi gariban? Ya bütün her halk güvenin başında altından çıkıyor. Bütün tezgahı yapan güven ya. Bak hele bak. Ulan oğlum, hem bizi dolandırıyorsun hem de suçu güvene atıyorsun. Ya kardeşim, sen saf mısın, tipin mi öyle gösteriyor? Ben çarşıda çaycıyım. Güven geldi, planım ortak ol dedi, günlük sana 100 lira para vereceğim dedi ya. Ulan oğlum, hala konuşuyorsun. Hala konuşuyorsun. Vallahi zımzırtı para indireceğim. Vallahi zımzırtı para indireceğim. İndireceğim. Şişt, bir dakika, bir dakika ya. Durun ya Seyit abiciğim, bir dur, bir dur. Ya bir dakika ya. Benim kafam karıştı. Bırak sen ha bunu bir. Ya kardeşim, şimdi olayı, bütün hikayeyi sen bir anlat, dinleyelim da. Abi işte dediğim gibi ya, ben çarşıyım, tamam mı? Güven gel. Antalya için uçak bileti istiyor ben. Ekonomik mi? Aşk olsun. Ben ekonomikte uçar mıyım hiç? Şanıma yakışmaz. Klas bir insan olarak birinci sınıf first class'ta uçacağım ben. Güven kardeşim ya, çantayı mantayı almışsın. Nereye gidiyorsun ya? Seyit'im, bir yere gittiğim yok ya. Çantanın fermuarı bozulmuş. Tamirciye gidip tamir yaptıracak ben. Aa, öyle mi? Canım benim ya. Bu arada unutmadan, bizi dolandıran herif vardı ya, kasetçi. Ah, o kasetçi. Bulamadınız değil mi Seyit'im? Pis dolandırıcı kasetçi. Ha, bulduk biz onu. Bas. Buldunuz mu? Sen şaka yapıyor değil mi Seyit'im? Ali Kemal, çaycıyı getir. Gel, gel. Ooo, eniştem. Bak, Sakim'i getirdim. O meşhur kasetçi dediğin meğerse çaycıymış. Güven abi, ben her şeyi anlattım. Çekirge, bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir güvenciğim. Seyit'im, undibah bir izah edeyim sana. Lan! Ne izah edeceksin lan? Ne izah edeceksin? Ulan oğlum, size güvendim ben ya. Seni adam sandım ya, insan dedim ya. Sen ne yaptın? Beni dolandırdın. Üçkağıtçının dekalası çıktın. Ooo, Seyit abicim, bak buraya ne varmış. Paraları harcayamamış. Onu harcayamamış ama ben kendisini bizzat harcayacağım. Gel buraya. Gel ulan buraya. Gel, seni hayvan herif, seni hayvan herif. Seni hayvan herif. Gel buraya. Ya bu Sinan abi var ya, gerçekten ilginç bir adam. İnsan 500 bin doları var diye şoförlüğü bırakır mı? Çok saçma. Ben hayatta bırakmazdım. Ya asıl ilginç olan sensin Mahircan Kuş. 500 bin dolarım var. Ne işin var takside ya? Arkadaşlar, akrabaları Sinan'a bu parayı yedirmezler. Para çıktığını duyar duymaz bile zombiler gibi toprağın altından zuhur ederler bile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağam. Taksi mi lazımdı? Buyurun, sıra bendeydi. Yok yok, sıra bende. Yok koçum, taksi lazım değil. Biz bir arkadaşa bakıyoruz da. Gösterin resmini. Aa, Sinan be. Beyefendi, affedersiniz. Ne sebeple arıyorsunuz siz bu arkadaşı? Akrabamız olur da kendisi. Burada çalışıyor dediler, geldik. Aa,
Sinan abinin akrabaları ortaya çıkmaya başladı Nuri Baba. Niye arıyorsunuz Sinan abiyi siz? Para için değil mi? Sizi çakallar sizi. Demek sizin de paradan haberiniz var öyle mi? Ulan siz var ya, akraba değil akbabasınız be. Sinan abi parayı buldu ya hemen üşüştünüz değil mi? Sizi leşçiler sizi. Ne diyorsun sen angut? Sıkayım mı kafana? Abiciğim sen beni yanlış anladın. Ben sadece şaka yapmıştım. Sizler çok süper insanlarsınız. Yapmayın ne olur. Ben Sinan abinin akrabalarını çok severim, çok severim. Benim damat gitti, kız dul kalacak. Ama abiciğim bir dakika lap diye silah çektiniz evet, hemen. Ne oluyor? Ne? Susun be. Şey, geç. Hemen arayın o Sinan denen çakalı getirsin paramızı. Yoksa hepinizi teker teker öldürürüz. Bakın kardeşim, şimdi Sinan bizim elemanımızdı. Burada çalışıyordu ama işten ayrıldı artık başka yerde çalışıyor. Hiç şakam yok, o adamı öldürürüz. Arayın dedim. Aslan damadım benim. Ya benim yiğidim, ya benim koçum. Ay anne biraz yavaş. Yalakalık yapacağım diye adamı boğacaksın ya. Şşt! Sakın ha, sakın ha. Sen dur, yorulma. Sekreterin var burada. Üstele sekreter. Alo, Sinan Bey'in telefonu, buyurun. Ha, Şazimet Hanım. Sinan'ı versenize bana telefona. Tamam. Nuri Bey arıyor. Şimdi bana bak, paramı isterse sakın verme. Yatırım yaptım de, yatırım. Yatırım, yatırdım, yatırdım. Efendim Nuri Baba? Sinan, hemen buraya gelmen lazım oğlum. Kusura bakma Nuri Baba. Artık yalvarsan da, yakansan da, ayaklarıma kapansan da ben bir daha dönmem Odur'a. Çünkü ben zengin oldum baba. Sinan delirtme beni. Ulan birisine yalvaracak olsam sana mı yalvarırım ben? Ha? Hemen gelmen lazım buraya. Burada işler karıştı. Parasını arakladığın adam karşımda duruyor. Parasını geri istiyor. Ver şunu ver. Abi ne diyorsun Nuri Baba sen ya? Sinan koçum benim para sendeymiş. Sayın Hamuremiz, bu bir band kayıttır. Aradığınız numara ya yanlış ya da kullanılmamaktadır. Bana bak şaklaban. Burada bütün arkadaşların kafasına birer silah dayalı. Ya bizim paramızı getirirsin ya hepsini teker teker öldürürüz. Abu ne diyorsun abi sen ya? Duydun dediklerimi. Bana bak bir uyanıklık yapıp sakın bu işe polis karıştırayım deme. Belki biz yakalanırız ama bütün sülaleni teker teker öldürürüm. Sülale mi? Tamam abi ben hemen geliyorum. Ne oluyor Sinan ya? Şey Gülübük, benim çantayla mafyanın çantası karışmışmıştıydı. Paralar da o çantadan çıktıydıydı. Mafya da gitmiş durağa. Nuri Baba'yı diğer arkadaşları hepsini rehin almışlar. Kafalarına tabancayı dayamışlar. Öldüreceklermiş, sıkacaklarmış ya. Bir dakika. Paranın sahibi olan mafya mı? Şimdi ben anlamıyorum Sinan. Hani polisler Tatyana'yı yakalamıştı. Hani bizim olan parayı geri almıştın sen. Tamam işte Gülbikciğim. Ben sana küçücük, minicik, fıçıcık, beyazcık yalanlar söylemiştim. Ufak beyaz yalan mı? Ya sen ne saçmalıyorsun Sinan? Bize ait olmayan bir parayı mı getirdin? Haram para mı getirdin bu eve? İstemiyorum ben o parayı. Al götür Sinan. Aa, niye haram para oluyormuş mafyanın parası? Fakir fukaradan gasp ettiği para. Damat. Götürme. Aa. Nasıl götürmeyeyim ya? Nuri Baba'ya hepsine tabancayı dayamışlar, sıkacaklarmış. Olur mu öyle şey? Canım Nuri Baba yaşayacağı kadar yaşamış. Daha ne kadar yaşayacak ki sanki? Bana bak. Evi de satar, izimizi kaybettiririz. Saçmalama anne Allah'ını seversen. Onlar bizim ailemiz sayılır ya. Ben dünyadaki hiçbir şeye değişmem onları. Değil mi Sinan? Tabii canım. En iyisi ben parayı götüreyim. Polisi karıştırma dedi ama ben polisi karıştırayım. Önce bir komiserime danışayım. Ondan sonra çıkıyorum. Damat, bana bak. Eğer bu para bu evden çıkarsa sen sakın bir daha buraya dönme. Tamam. Dönmem. Ya kaygına bıraksana. Bırak çantayı. Ben senin oğlun gibi sahtekar mıyım, düzenbaz mıyım? Ben gayet de namuslu, gayet de dürüst bir insanım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır. Nerede kaldı bu çakal? Sıkmaya bu şebekten mi başlasak? Abicim, kurban olayım, kıymayın bana. Ben hayatımın aşkına daha yeni kavuştum abicim. Ben dileğime doymadan öldürmeyin beni abi. İlla birini öldürecekseniz bunu öldürün. Onun üzüleni yok. Ya beni niye öldürürler Hayır abi? Cins misin nasıl ya?
İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Ayrıca değerli suç dünyamızın guzide simaları. Nasılsınız bağlım? Hoş geldiniz. Nerede kaldın çakal? Abicim trafik biraz sıkışıktı, anca gelebildim. Paralar çantada mı? Evet değerli babacığım. Paralar çantada, yalnız bir şartım var. Benim bu arkadaşlarım suçsuz, günahsız. Bırakın onlara gitsinler, ben de parayı size çantayı vereyim. Ya paralar çantada değilse? Bana sıkarsınız. Dün ben para aldım. Doğru. Bırakın onları gitsinler. Çıkın dışarı. Baba çardağa doğru git. Çardağa doğru. Çardağa. Hadi bağlım. Evet. Biz bize kaldık. Buyurun babacığım çantanız. İsterseniz zahmet etmeyin. Ben açayım size çantayı. Hazır mıyız? Açıyorum. Buyurun. Al bunları. Al bunları. Komiserim, alın bunları. Yakalayın komiserim. İşte onlar. Yürü. Hadi bak. Sağ ol komiserim. Hayatımızı kurtardın. Geçmiş olsun arkadaşlar. Alayım şunu. Buyur komiser. Çantayı da. Çanta bende kalsın, ben sonra karakola getiririm komiserim. Sinan! Pardon baba, buyur komiserim. Tekrar geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol. Niye öyle kötü bakıyorsunuz ya? Ben sizin hayatınızı kurtardım. Baba, Osman Aga, ne yapıyorsunuz ya? Ya ben sizin hayatınızı kurtardım, vurma! Geberiyorduk yine! Gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızlı.